Türkiye dergicilik günlerindeyiz. Dergicilik deyince, hele bir de mizah dergisi deyince ilk akla gelen şey Cafcaf dergisi oluyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir mizah dergisinde yer alıyor ve bir mizah dergisiyle ilgileniyor olmak nasıl bir duygu? Çok kötü. Çok zararlı bir şey. İnsan sağlığına zararlı. Çünkü çizerlerle boğuşmak çok fena bir durum. Yani çok öyle keyifli falan tarafları var tabii ama zahmeti bol bir iş. Çünkü çizerlerle yeni şeyler üretmek gerçekten hani insanlar paldır küldür bir şeyler yazıyorlar belki ama paldır küldür bir şey çizmek iyi değil. Cafcaf da bu konuda biraz özenli olduğu için biraz zahmetli. Yani mutfak tarafımız çok zahmetli açıkçası. Bir de bu zahmetli işi 5 yıldır sürdürdüğümüzü söyleyecek olursam işte Cafcaf şimdiye kadar değerler dünyasına bağlılık noktasında mizah dergiciliği yapanlar içerisinde en uzun ömürlüsü. Yani böyle diyerek inşallah ömrünü kısaltmıyorumdur da yani 5 yıldır o zahmeti, o güçlükleri yaşıyoruz. Ama tabii ki ayrı bir lezzeti var. Yani bela bir şey ama tatlı bela Cafcaf. Mizahla ilgili de şunu söyleyeyim. Yani mizah hakikaten zeka, incelik, kıvraklıkla çok irtibatlı bir sonuç olduğu için diyelim meyvesi çok tatlı ama onun oluşumunda bu zeka, incelik, kıvraklık gerekli. O da ayrı bir lezzet açıkçası. Yani son derece sıradanlaşmış, tek düze bir şekilde bir yayıncılık yapmak falan gibi bir şey yerine her dem taptaze, dipdiri ve genç zihinlere taze tatlı gelecek şeyler söyleyebilmek çabası. O da insanı sanki biraz böyle genç hissi veriyor. Öyle kandırıyor insan kendini. Dergiciliğin önündeki en büyük tehlike günümüzdeki sanal ortam. Şu anda sanal ortamda her blog, her yayın kendisini bir dergici olarak gösterip yeni dergiler çıkarttığını söyleyebiliyor. Mizahın böyle bir sorunu var mı? Sanal ortamda yarış halinde mi? Veyahut da sanal ortamdaki mizah dergiciliği öldürebilir mi? Yok, öldürmez. Aksine güçlendirir. Biz mesela sanal ortamda işlerini güzel yapan arkadaşları aramıza davet ediyoruz. Buyurun gelin bize katılın diyoruz. Artı Cafcaf'ta yaptığımız işleri sanal ortam üzerinden de yayabiliyoruz. Böyle bir güzelliği de var. Yani işte dergimiz diyelim ki basılı olarak 10.000 kişiye ulaşırken sanal ortamda 40-50 bin kişiye çok rahat ulaşabiliyor bir şekilde. Aslında o bir imkan. Artı bizim elbette ümmet diye bir kaygımız var. Yani diğer bizzat ergenin aklına bile gelmeyecek bir kaygı. Ümmetle irtibat kurmamızda sanal ortam işimizi çok kolaylaştırıyor. İşte daha bu sayı Mısır'dan, devrimlerin diyarı Mısır'dan diye 3 sayfalık bir çizgi hikayemizi yayınladık. Mısırlı çizerimiz Tevfik'le. İşte ben bir şekilde kötü bir İmam Hatip Arapçasıyla yazışıyorum. Arkadaşlar İngilizce yazışıyor vesaire. Bir şekilde çizgilerini alıyoruz. Yine başka Ürdün'den bir çizerimiz var. Başka ülkelerden çizerlerle bağlantı. Yani hem çizer noktasında hem de mesela diyelim ki Arakan, ta Burma'da, Güney Asya'da. Arakan'da yaşanan bir olayı çizdiğimizde Arakanlı kardeşimiz ya bizim ülkede sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor dendiğinde ben önüne Cafcaf'ı koydum. Arakan'la ilgili çizdirdiğimiz Tırcı Balaban hikayesini koydum. Çok duygulandı ve onu hemen Arakan'da yaymaya kalkıştı. Sadece Arakan'da değil yani işte İngiltere'deki bağlantılarına, Arabistan'daki Arakanlılara, onlara ulaştırmaya kalkıştı. Böyle hemen balonlarını İngilizce'ye çevirdik, Arapça'ya çevirdik, Arnavutça'ya çevirdik, Rusça'ya çevirdik o Arakan macerasını. Arakan mücadelesinin gündeme getirilmesi konusunda biz karikatürümüzde bir rol almış olduk. İnternet aslında çok büyük bir imkana dönüştürülebilir. Yeter ki ona bir Müslüman basireti ve ferasetiyle bakabilirsek ama buna bakmakta insanımızın çok zorlandığını da itiraf etmeliyiz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah efendim.